Soru şu. Cumhurbaşkanının açıklamaları, Kayseri'ye de girdiğimiz için ufak ufak aslında İçişleri Bakanı'nın açıklamalarını da birazdan soracağım ama Suriye'nin toprak bütünlüğü Türkiye'nin önceliğidir. Ortak paydayı büyütmenin derdindeyiz. Suriye'nin güvenli hale gelmesini istiyoruz, dedi Cumhurbaşkanı. Şimdi ben kendi elimdeki bilgileri Zafer anlattı, İsmet Özçelik Bak, anlattı. o bilgileri anlattı, Zafer anlattı. Hadi öyle olsun. Alıngan ben, alıngan olmayan Olmayan Zafer. Zafer. Evet. Zafer Bey elindeki üst düzey bilgileri anlattı. Buyurun, siz Üst düzey dinliyorum. başka değil. bilgi varsa elinde Şöyle anneciğim, paylaş. biz üst düzey, alt düzey bizim için fark etmiyor. Biz her yerden bilgi alırız. Üst düzeylerle de öyle çok yakın olmayı tercih etmeyiz. Var mı söyleyeceğim bir şey Zafer? Bu kadar. Ya şimdi konuş ya da ben konuşana kadar sus. Tabi Tamam. bu yani Anlaştık anladığım birazdan kadarıyla. konuşacağız ama şunu da tekrar söyleyelim. Başında bir çağrıda bulunmuştuk. Gerçekten hani sağduyulu olunması, çok akıllı davranılması gereken bir zaman. Özellikle yani biz misafirperveriz bir. İkincisi turistler gerçekten önemli. Zafer'in dediği çok doğru. İstanbul bir dünya ticaret merkezi halinde. Tabii ki gelecekler, iş görüşmesi yapacaklar. Ayrıca her koyu tenli Arap'tır diye bir şey yok. Ya Reyna Arap olmak da saldırısından, suç değil evet arkadaşlar o ya. da değil. Reyna saldırısından sonra bu Allah sefer işte her çekik gözlüğü dövmeye kalkmak gibi bir duruma geçirmişti. Şimdi de her esmer Suriyelidir gibi bir bakış açısı var. Suriyeli olmak da suç değil. Ama hani genel olarak toplumda bir sağduyu çağrısının da ekranlardan da yapılması lazım. Çünkü ben bakıyorum Allah yani neler konuşuluyor neler. O yüzden araya girdim. Kusura bakmayın, buyurun. evet, o zaman bıraktığın yerden devam edeyim. Gerçekten Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının akıllı, sağduyulu olması gereken bir süreçten geçiyoruz. Türk devleti zaten akıllıdır. O başka bir boyut. Dolayısıyla hepimiz çok dikkatli olacağız. Sokağa çıkmak başka bir şey, vandallık yapmak başka bir şey. Sokağa gidersiniz, açıklamanızı yaparsınız, protesto hakkınızı kullanırsınız, ondan sonra da evinize dönersiniz. Milletin malını, mülkünü yağmalayıp canına kastetmek olmaz. Bu bize de yakışmaz. Ne hukukta yeri vardır, ne de sosyal yaşamda yeri vardır. Bu kabul edilebilir bir şey değildir. Onun için herkes aklı selim davranacak, sağduyulu olacak. Tepki zaten gösteriliyor ve bu tepkiler üzerinde hükümetin de adım attığını görüyoruz. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki bunları kimin yazdığını çok çok iyi biliyoruz. Evet doğru, hepimiz çok iyi biliyoruz. Yani bunları kimin yazdığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Bu yeni yazılmadı, bu 100 yıl önce yazıldı zaten. 100 yıl önce yazıldı, adım 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 uygulanıyor. Uygulanmaya çalışılıyor ya da. Zaman zaman sapmalar oldu, zaman zaman işte duraklamalar oldu. Fakat hep bir hedefe doğru gidildi. Büyük Orta Doğu projesinden ya da genişletilmiş Orta Doğu projesinden bahsediyorum. Hani bizim de bir zamanında eş başkanlığını yaptığımız proje. Şimdi 2011 yılında Emevi Camii'nde namaz kılmaktan söz ederken 13 yıl sonra elbette birlikte tekrar tatile çıkabiliriz cümlesi çok kıymetli. Yani 13 yıl sonra geldiğimiz yer 2000, yani 14 yıl önceki yer. Yani 2010'da zaten böyleydi. 2009'da zaten böyleydi. Birlikte tatile çıkılıyordu. Aradan geçen 13 yıllık süreç içinde bir ülke darmaduman oldu. Milyonlarca insan yerinden oldu. Çeşitli ülkelerde sığınmacı olarak yaşamak zorunda kaldı. Çoluk çocuk öldü. İnanılmaz kanlar döküldü, acılar yaşandı. Ama bugün geldiğimiz yer tam da 14 yıl önceki yer. Peki o halde biz bu işi niye yaptık? Bu altı niye yedik? Diye düşünüyor insan. Kayseri başka bir olay. Kuzey Suriye'de ya da Suriye'nin üst tarafında yaşanan başka bir şey. Ama ikisi bir biçimde birleştirilerek provokasyona çok açık hale getirildi. Kayseri'de iğrenç bir olay yüzünden bir anda başlayan bir infial, daha sonra dahil olan
Provokatörlerle beraber olay genişledi. Şimdi provokasyon diyoruz. Evet doğru, dibine kadar provokasyon var. Provokasyon olduğunu söylememek yanlıştır. Provokasyon yoktur demek akla ziyan bir durumdur. Burada bir provokasyon var. Ama şimdi zaten vatandaşlar, ya bakın provokasyon nasıl başarılı olur? Bir uygun ortam vardır. Orada provoke edersiniz ve başarılı olursunuz. Provoke edilmeye hazır insanlar vardır. Şimdi Türk vatandaşı gidiyor. Biraz önce Zafer bir örnek verdi. Ben karımla bir sahilde bir keyfim var. Bir pazar günü orada birlikte olmak istiyorum. İşte orada gezmek istiyorum ama gidemiyorum, rahatsız oluyorum diyor. Şimdi vatandaş dolmuş. Vatandaş gidiyor hastaneye. Suriyeli onun önünde bir biçimde muayenesini oluyor. Elini kolunu sallayarak çıkıyor. Vatandaş dolmuş. Bir biçimde bankoya gidiyor. Karşısında bir memur. Kendisi işsiz ve Suriyeli bir memur. Şimdi bunlar hep insanları doldurdu. Suriyeli memur mu varmış ya? Valla Sağlık Bakanı'nın ifadesi var. 4000 sağlık çalışanı aldık diyor. Suriyeli memur var. İfadesinin altından açıklamaz. Hayır, o öyle değil. Onu açıkladılar. Ya bunlar bankoda çalışıyorlar yani. Suriyelilere çalışıyor. Suriyelilerin sağlık hizmetlerini sağlamada dil problemiyle açmak için görevlendirilen Suriyeliler. Bir biçimde ama orada çalışıyor. İsmail Dükkan. Bak ben kesmedim gibi, seni. Ya kesme, senin de verdiğin. Ama kusura bakmayın da. Ama toplumu, kesiyorsun. Hayır, toplumu gelecek bir yanlış bilgiyi düzeltmek zorundayız. Hayır, kesiyorsun. Olur mu öyle şey canım? Sağlık Bakanı'nın sözü. Diyorsun 4 bin Suriyeli memur diyorsun. Sağlık sektöründe aldık diyor. Siz bu yaşta ve kıdemde bir gazeteci olarak Suriyeli memur olduğu, kusura bakmayın tırnak içinde, yalanını bu ekrandan söylerseniz bunun düzeltilmesi şimdi lazım. Yapmayın. Hayır. Yapmayın o zaman böyle. Fahrettin Koca'nın düzeltilmesi gerekiyor. Ben anlatıyorum. Neden gerçeği gerekiyor kabul Fahrettin etmek zorunda gidiyor? Fahrettin Koca'nın ifadesini söylüyorum. Ne dedi Fahrettin ben? Koca? Ne dedi? Biz 4 bin Suriyeli'yi istihdam ettik dedi. Ya bu ne için? Öbür tarafta, dil problemini aşmak için. 4 bin Türk işsiz. Dil problemini aşmak için zaten her taraf tabelalar, Arapça tabelalar var. Yani ya, dil problemi zaten aşılmış şey o anlamda. Gerçekten şimdi, büyük haksızlık yapıyorsunuz. Ben başka bir şey söylüyorum. Ben başka bir şey söylüyorum. Bu provokasyon. Bu da provokasyondur. Hayır. Ben bunu alet olmak için susuyorum. Sadece bu bir yalandır arkadaşlar. Bu bir yalandır. 4 bin Suriyeli memur alındığı işe bir yalandır. Provokasyon. Gerçeğin devam ediyor. Provokasyon şu anda devam ediyor. Hayır. Öyle ya da böyle. Eğer sen yaranı açık hale getirirsen çok ciddi toplum mühendisliği yapmaya gerek yok. KGB'nin, CIA'nin, Mossad'ın engin tecrübelerine ihtiyacın yok. Gelir Papua Yeni Gine'den bir stajyer ajan, böyle bir toplumda çakar fitili. İşte sana provokasyon. İşte uyanık olma zamanı. Oluyor. Olmayan uyanık, şeyleri varmış gibi televizyon ekranlarından söylediğimizde o da provokasyon oluyor. Yani bu işi biraz daha derinleştirirsek, biraz daha ayrıntılı konuşursak olmaz bu iş. Hakikaten olmaz. Konuşunca olmaz. Bunu konuştuktan yani, sonra bence başka şeyler de söyleyebilirsiniz yani. Söyleyecek çok belli şey var. O potansiyel üniversite var. Üniversite öğrenci kontenjanlar verilmedi mi yabancılara? Verilmedi mi? Yabancıya kontenjan verildi. Verilmedi mi? Hatta şunu da söyleyeyim. Sınavsız girdiler değil. Sınavsız demedim. Kontenjan verildi mi? Verilmedi. Verildi. O kontenjan da verildi. Şimdi ben araya gireceğim. Bir saniye moderatör olarak rica ediyorum. Efendim bir süredir bunların hepsi toplum tarafından konuşuluyor. Çünkü bir yerde bir örnek olduğu iddia ediliyor. Biri yazıyor, bilerek ya da bilmeyerek, isteyerek ya da istemeyerek. Sonra Suriyeliler hastanede sıra beklemiyor diye ifade ediliyor. Şimdi bununla ilgili olarak pek çok defa açıklama yapıldı. Ama bugün bu akşam itibariyle bir açıklama daha geldi dezenformasyondan. İddia: Suriyeliler hastanede sıra beklemiyor. Bu iddialar için paylaşılan fotoğraflarda hasta için yasal öncelikli hasta ibaresi tamamen yanlış yorumlanıyor. Acil vakalar yasal öncelikli hasta statüsünde sayılıyor. Hastane poliklinik hizmetlerinde muayene öncelik sırası Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle belirlenmiştir. Bu genelgeye göre yasal öncelik acil vakalar, engelli hastalar, hamileler, hizmetteki askeri personel, şehit yakınları,
Gazi ve Gazi yakınları 65 yaş üstü hastalarla 7 yaşından küçük çocuklara verilmektedir. Yani Suriyelilere hastanelerde yasal bir önlem, yasal bir öncelik tanımlanmamıştır. Suriyeliler Türklerle evlenerek vatandaş oluyor. Geçici koruma kimlik belgesi uzun dönem ikamet iznine geçiş hakkı sağlamıyor sevgili izleyiciler. Geçici koruma altında geçirilen sürede ikamet izni toplamında dikkate alınmıyor. Ve Türk vatandaşı ile evlilik yoluyla Suriyeliler vatandaşlık kazanamaz. Gene yasalarımıza göre tüp bebek masraflarını da Türkiye karşılamıyor. Üstelik bununla ilgili olarak Aile Bakanları değişen 2-3 bakandan birden dinlediğim için bizzat ve Hürriyet Gazetesi'ne yazdığımız için söylüyorum. Suriyelilerle ilgili savaş psikolojisi nedeniyle doğurganlık oranlarından endişe ettiklerini ifade etmişlerdi. Savaş psikolojisindeki kadınların doğurganlık oranı arttığı için. Bunun dışında bakıyorum. Başka bu konuştuklarınızla ilgili olarak özellikle var mı diye hep söylenen Suriyeliler seçimlerde oy kullanıyor. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası gereğince Türk vatandaşı olmayanlar seçimlerde oy kullanamaz. Bu nedenle ülkemizdeki geçici sığınma kapsamındaki Suriyelilerin oy kullanmaları mümkün değildir. Bunun da altını çizelim. Sınavsız girdikleri de doğru değil. Devlete üniversiteye giden her Suriyeliye burs verildiği de doğru değil. Ayrıca Suriyelilere kamu hizmetlerinde öncelik tanınmıyor. Mevzuat gereği hiçbir yabancıya Türk vatandaşlarından daha fazla hak ve imkan sağlanamaz. Bu nedenle kamu hizmetlerinde Suriyelilere yönelik herhangi bir öncelik de söz konusu değil. Bunların abi, altını çizeyim. Şunu söyleyeyim. Bak şunu da sen söyleyeyim. Sen bunları bitireyim. Okudun. Tamam ben eyvallah. Ben şunu söyleyeyim. Peki. Bitireyim bak. Ben de bir ekleme senin yapayım. Bitmiyor Zafer. Bir ekleme yapayım hemen. Bak devlet memuru olman için Türk vatandaşı olman lazım. Evet. 657 doğru. Sayılı devlet memurları kanunu gereği Türk vatandaşı olman 48. lazım. 48. madde. Bir. İkincisi şimdi dedi ya 4000 Suriyeli istihdam ediliyor diyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 2 yıl önce yapmış olduğu bir açıklama. Bak açıklama ne? Açıklamayı buldum şimdi okuyayım. Nasıl çarpıtıldığını. Hayır, ben okuyacağım onu. Nasıl ben çarpıtıldığını onu. Söyleyeyim. Ancak, ben Hande ancak, Fırat. Aynen ya bitir, ben bir bitireyim kardeşim ya. Bir şey. Bitireyim ya. Ya bitmiyor senin Zafer. Ya bitireyim. Zafer senin bitmiyor. Ama bu kadar yalan bitmiyor. Olunca bitmiyor. Hayır, ne yapabilirim yalan ya? Yalan yok ortada. Bu kadar yalan yalanı yalanlamak çok zor bir iş. Biz mağdur insanlarız. Açıklaması. Biz sizin gibi sınırsızca sallamıyoruz. Aynı şey okuyacağız muhtemelen. Doğruları söylemek zorundayım. İki yıl önce yapılmış açıklamanın bugün istihdam edilmiş gibi gündeme getirilmesi manidar diyor. Evet. Açıklama değil mi? Mandel. Ne şimdi, çıkarttınız bundan dur, siz? Ne çıkarttınız? Bir dakika dur devam ediyor. Tamam. Ya, devam ediyor. Aynı açıklama bende de ya, var. Devam ediyor. Evet. Devam ediyor. Buyurun. Biliyorum olduğunu. Bunu okuyacaktın. Devam ediyor bakan diyor ki manidar. Niye manidar bilmiyorum. Göçmen sağlığı merkezlerinde çalışanları Suriyelilerden seçerek geçiş süreyle sözleşmeli istihdam ediyoruz. Yani şimdi neresi yalan bunun? Son cümleyi niye okumuyorsun? Son cümleyi elimde, niye okumuyorsun İsmail Yücel? Elimde bu kadar. Son söyle. Cümleyi ben okuyayım o zaman. Söyle, müsaade söyle, et de ben okuyayım. Bu kadar müsaade et de ben okuyayım son söyle, cümleyi. Son söyle. İşte böyle arkadaşlar ya yalanlar söyle, böyle yayılıyor. Söyle. Son cümleyi okumuyor ben okuyorum bakın. Bakan Fahrettin Koca 2 yıl önce yapılmış açıklamanın bugün istihdam edilmiş gibi gündeme getirilmesi manidar. Göçmen sağlığı merkezindeki çalışanları Suriyelilerden seçerek geçici süreyle sözleşmeli istihdam ediyoruz. O parayı da AB fonlarından ödüyoruz. Bak son cümle okunmuyor. Şimdi hani ya AB fonundan ödenen para şimdi, AB fonundan ya, ödenen bak, para konunun konuyla alakalı belgeli değil konuşacağız. Ki. Konuyla alakalı. Hayır, konuyla hani diyorlar ya alakalı. Suriyelilere maaş veriyorlar. Ya Avrupa AB Birliği'nin sana bu, niye bu parayı veriyor? Avrupa hadi Birliği'nin o fonu konalım. 3 artı 3 milyar dolar euro. Alt işte o gelen para. Avrupa Birliği sana bu parayı para. Niye veriyor? Diyor ki bir İsmail Yücel. Biz bak, bu son cümleyi okusaydın. Biz burayı. Bütün Türkiye senin samimiyetine inanacaktı. Biz burayı. Elinde son cümle olmasına rağmen paranın AB fonlarından öden iyi görmene rağmen okumadı. Çok iyi. Okumadı. Çok iyi söyledi. İşte bu toplum böyle fonu, geriliyor. AB bu toplum bu yalanlarla böyle kandırılıyor. Bu insanlık Avrupa suçudur. Birliği, İnsanlığa bu karşı neden suç veriyor? İşliyorsunuz. Avrupa Birliği bu parayı neden İnsanlığa veriyor? Karşı neden suç veriyor? İşliyorsunuz. Buradaki sığınmacı deposunu sağlamak için, kendi güvenliğini korumak için. Ben söylemiyorum bunu. Binali Yıldırım söylüyor bunu. Binali Yıldırım mı söylüyor? Evet Binali Yıldırım söylüyor. Şimdi oraya mı gitti iş? Evet o söylüyor.
Diyor ki Avrupa Birliği'ne biz bunları göndersek Avrupa zor günler yaşar diyor. Dolayısıyla diyor biz bunları burada tutuyoruz. Avrupa Birliği sana bu parayı niye veriyor İsmail Zafer Şahin? Güzel. İyi ki bende o cümle yokmuş. İyi ki sen söylemişsin. Keşke dinleme, çok doğru bir yerden yaklaştın. Olsaydı, o parayı Avrupa Birliği niye vermek zorunda olduklarını anlatırdım. Evet zorundalar. Evet zorundalar. Bir ara para ödenmedi. Sınır kapılarını açtık, göndermeye kalktık. Işte. Sayaç gibi şu kadar geçti, şu kadar geçti diye. Para ödenmedi diye onları yapıldığını Para için onlar burada. Hayır, hayır, evet, değil. Para için onlar burada. Değil. Bir de Avrupa Birliği'nin güvenliğini, Avrupa ülkelerinin güvenliğini sağlamak için burada. Değil. Çok gerildik. İyi ki söyledin bu cümleyi. O Avrupa Birliği o fondan o parayı niye veriyor sana? Yazık. Niye veriyor sana? Yazık, hakikaten yazık. Gerçekten yazık. İnsan hayatı üzerine, yalanlarla böyle provokasyon yapılmaz. Yazık. Provokasyon sen yapıyorsun şimdi. Sevgili İsmail ve manipülasyon yapıyorsun, provokasyon yapıyorsun. Avrupa Birliği o parayı sana yakalandın neden veriyor? Dükkan, bu cevabı yakalandın. Avrupa Birliği, yakalanan sensin, kendi ağzına yakalandın. Avrupa Birliği o parayı niye veriyor? Müsaade et kardeşim. Ya çok merak ediyor musun? Bir dakika, bir dakika. Müsaade et anlatayım. Avrupa Birliği o parayı bak, sana niye veriyor? 6 kere sordun. Müsaade et anlatayım. Tamam, bir kere cevap ver ya. 6 kere sordum hala cevap vermiyorsun. Bana provokatör. Ya nasıl cevap vereyim? Bağırarak 6 kere aynı şeyi söylüyorsun. Sustum, devam et. Şöyle, çok bağırdığınız için. Ben bağırmıyorum, beyefendi bağırıyor. Karşılıklı tartıştığınız için. Konu da yerinden sapmaya başladı. Bak 6 kere sordum, bir kere cevap versin ya. Peki, çok kısa cevabını verir misiniz Zafer? Avrupa Birliği ama o parayı tekrar soruyorum. Rica ediyorum. Yok, bağırmıyorum. Ben, Avrupa Birliği o parayı niye veriyor? Susmuyor. Hayır, soruyu unutmuş olabilirsin. Sorumluluğunun telaşıyla susmuyor. Mesele bu, ben bağırmıyorum ki. Tamam, yanıtalım. Bakanın açıklamasının son cümlesini kasıtlı olarak niye okumadıysa şimdi o suçluluğunun psikolojisiyle tamam, bağırarak gerçeklerin ortaya çıkmasını engelliyor. Tamam, Avrupa Birliği o parayı niye veriyor? Biliyorsun biz 2016 yılında, 2015'in sonlarıydı galiba, bir anlaşma imzaladık Avrupa Birliği'yle. Geri 2013'te geri dönüşüm anlaşması. Buyur. Hatırlayamadığını söylüyorum. 2013. 2013'te mi oldu? Hayır, evet. Davutoğlu'nun başbakanlığı evet, döneminde Davutoğlu, oldu. Evet, evet. Davutoğlu 2013'te evet. Başbakan evet. Değildi. Davutoğlu 2014'ten sonra başbakan. Geri kabul anlaşması. Ha, evet. Adı o. Davutoğlu zamanında oldu ve 2013'te olmadı. Hadise şudur. O dönem Türkiye Avrupa Birliği ile belli konularda bir anlaşmaya vardı. Hı hı. Davutoğlu bunu büyük bir zafer gibi hatırlarsan topluma sundu. Bunun içerisinde vizelerin kalkması da vardı. Türkiye belli noktalarda AB'den almaya çalıştığı bazı tavizleri alacaktı o anlaşmayla. Bunun karşılığında da bu mesele, bu sığınmacıların gönüllü, onurlu ve güvenli bir şekilde gönderilmesi için Avrupa Birliği ile Türkiye bir işbirliği yapacaktı. Sonrasında bu anlaşma 15 Temmuz ihaneti söz konusu oldu, biliyorsun. Yürümedi. Türkiye üzerine bir sürü bazı operasyonlar çekildi. Bunların hepsini yok kabul edelim. Niye bu para veriliyor? Niye bu sığınmacılar burada, hani diyor ya beyefendi. Bir, senin sınır komşun. Sen ikinci katta oturuyorsun. Birinci katta yangın çıktı. Ben kapıyı örterim, duman bana gelmez diyemezsin. Bu sorun birinci derecede seni ilgilendirir. Bu bir. İkincisi, biz o sığınmacılar bizde olduğu için... Ya her şey tam net söylenmiyor. Hani diyor ya beyefendi, para gelmediği için sınırı açtık. Hayır, para gelmediği için değil. Dünya şu geride kalan 10 yılda özellikle bizim coğrafyamızda büyük bir değişime, büyük bir dönüşümün arifesinde. Burada biz belli noktalarda ya Sayın Cumhurbaşkanı, Doğu Akdeniz meselesi. Sayın Cumhurbaşkanı, ya bir müsaade et kardeşim. Ya müsaade ettin de 10 dakikadır konuşuyorsun. Ya bir müsaade et. Hayır, bir soru sordum. Ya ben kendimi anlatmama müsaade eder misin ya? Ama bir dakika. Ya beyefendi sen. Bakın siz ikiniz tartıştığınız için daha. Kim tartışıyor kardeşim? Ben meramımı anlatmaya çalışıyorum. Tamam, bana sakin. Soruyorsun. Araya giriyor. Tamam, sakin. Araya giriyor. Sen ama yanlış bilgi veriyorsun. Ama bir dakika. Böyle yaparsanız hiç bitmeyecek. Ben Abdullah Ağar mesela hiç konuşturamayacağım o zaman. Çok kısa toparlar mısın? Susarsa toparlarım. Zaten tamam. Sustu şu an. Şu var. Madem öyle açık açık söyleyeyim. Bunu da yanlış yere çekerler. Evet kardeşim, biz bu geride kalan 10 yılda Doğu Akdeniz'de, Ege'de, Suriye'nin kuzeyinde, Irak'ın kuzeyinde Avrupa Birliği ile ve Amerika ile, Atlantik cephesi ile büyük bir bilek güreşine girdik. Bu bilek güreşinde zaman zaman ileri hamle yaptık. Zaman zaman stabil kaldık. Bazı konularda geri adım atmak zorunda kaldık. Elimizdeki bazı kozları kullanarak da yine ileri hamleler yaptık, vites büyüttük. Bu mesele de bunlardan bir tanesiydi. Beyefendinin söylediği, para gelmediği için sığınmacıları bıraktılar diyor ya, o öyle değildi.
Onun evet. başka sebepleri vardı. Beni dinleyen mantıklı, vicdan sahibi, şu kadarcık dış politikadan anlayan, şu kadarcık ülkesinin menfaatini düşünen insanlar benim ne demek istediğimi anladılar. Peki, tamam mı? Sadece bunu söyleyeyim. Sözünüz bitti mi? Tartışma çıkarmayacak bir şekilde tamamlarsınız. Yok, bitmedi. Sevinirim. Çünkü bitmesi mümkün değildi. Daha cümlenin üçüncüsünde senden Zafer müdahale etti. Zaten şimdi bağırarak hep konuştuğu için buyursun konuşsun. Ha. Ben bir şey söyleyeyim mi? Ben şu an çok mutlu ve huzurluyum. Ben önündeki kağıttaki son kelimeyi yalan söylediği ortaya çıkacağı yalan için okuyamadı ya. Yalan söylemiyorum ki. Okuyamadı ya. Bak, o bana yeter. Yalan yok ortada. 4000 kişi, 4000 Suriyeli istihdam edildi mi? Edildi. Tamam. Ama yani yalan söylüyor diyor. Yalan yok ki. Fahrettin Koca diyor ki 4000 Suriyeli istihdam edildi. Ben de onu söylüyorum. Niye okumuyorsun? Geçici statüde AB'den gelen fonlarla maaşlar ödeniyor diyor. Niye okumuyorsun? O cümle bende yoktu ama iyi ki okudun. İyi ki okudun. Ben de diyorum ki o parayı sana Avrupa niye veriyor? Kaşına mı veriyor? Gözüne mi veriyor? Hayrına mı veriyor? Ben de anlattım. Hayır. İsmail kendi Can. Güvenliği için ülkeni ya. Sığınmacı deposu haline dönüştürmen için veriyor İsmail parayı. Dükkan. Ha, bunu sen de çok iyi biliyorsun. Çarpıtma, demagoji yapma. Ayıptır. Ben yanlış bilgi çarpıtmayı vermek da yanlış. Ben yaptım. Demagoji yanlış de ben bilgi yaptım. Vermek. Tamam, Avrupa bu arada ya. Sözünü de yerine getirmedi. Vereceği paranın çok daha azını verdi. Bunu da unutmayın. Avrupa'da ha, yani üstünde Avrupa'da o zaman biz hazineden tamamladık değil mi? Demek ki bakın, demek ki Avrupa Birliği'nin verdiği paralarda yetmedi. Onların verdiği paraya yetmedi. Aa, bu mantık hakikaten yani eksik verdi. Eksik verdi. Eksik verdi. Tebrik ediyorum. Avrupa'daki insanlık insanlık değil. Onu da unutmayalım. Karpuz seçer gibi mülteci seçen bir Avrupa'dan bahsediyoruz. Ki, adamlar kendisi o öyle yapıyorlar. Sana da burada deposun sen. Sığınmacıyı besleyeceksin. Para mı? Verdim. Onu da eksik veriyorlar zaten. Üstünde hazineden tamamlıyoruz. Halde bir asist hani, daha yapar mısın? Yanlış anlıyor seni ama sen bir şey söyle yanlış, oradan da evet, bir çıkartacak. Yanlış anlamıyorum. Yanlış anlamıyorum. Senin eksiğini tamamlıyorum. Peki, adam Avrupa Birliği para verecek, taahhüt etti. Onu da eksik verdi. O eksik parayı da biz hazineden tamamladık. Geldiğimiz yer böyle burası. Bir şey yok Zafer, ya. Şimdi gelelim Kuzey Suriye'ye. Bu mevzu bitti tamam. galiba değil mi? Ya evet lütfen bu tartışmayı noktalayalım ki Abdullah Ağar'a da anlattıracağım. Şimdi, İsmet Özçelik'e de anlattıracağım. Tamam, evet. Kuzey Suriye. Hı. Şimdi Kayseri olayı bu. Provokasyon hı hı. dibine kadar var. Ama konu da belli. Kuzey Suriye'deki olayların temel nedeni Erdoğan-Esad yakınlaşmasının görünür bir hale gelmesi. Hı hı. Bu olursa ne olur? Bir, orada bu işi rant haline çeviren gruplar bir kere açıkta kalır. Rahatsızlar. İki, buradan gönderilen, yani sınır dışı edilen suça oraya buraya karışıp insanlar oradalar. Onlar diledikleri gibi orada at koşturuyorlar. Onlar rahatsız kalır iki. Ama en ciddi problem PKK ve PYD amaçladığı devleti kuramaz. Ağababaları kim? Amerika. Dönüyoruz Büyük Orta Doğu Projesi'nin parçasına. İşte o gerçekleşmez. Eğer Esad, Erdoğan bir masada doğru yol haritasıyla bir araya gelirlerse o devletçik orada kurulması mümkün değildir. İşte bütün kavga bu. Onun için o provokasyonlar yapıldı. Onun için o bayrağa saldırıldı. Ki iki ülke arasında anlaşma imzalanmıştı. Için, Ankara Anlaşması. Onu da altını çizeyim. Doğru söyledim değil mi adına? Hı-hı. Yani olayın provokatif tavrı oradan kaynaklanıyor. Peki. İsrail, Amerika bir amaç uğruna o bölgeyi darmaduman ettiler. Sonuç itibariyle iki lider bir araya gelir ve doğru bir politikayla bu işi çözerlerse orada herhangi bir sıkıntı olmayacak. Her iki ülke açısından ama Amerika çok ciddi sıkıntıya girecek. Konu bu. Şimdi Abdullah, programın başından beri konuşturamadım. Kusura bakmayın öncelikle ama ilk istihbarat görüşmeleri başladığında bu gösteriler cumaları cuma namazından sonra yapılıyordu. Bugün Ankara'daki ben hangi kaynağımla konuştuysam bunun arkasında Kayseri değil asıl mesele Ankara ve Şam'dan verilen sıcak mesajlar var. Bu sefer üstelik üçüncü devletlerde bu 2000 kişinin çoğunu da para ile satın alarak bu provokasyonları yaptırttı. İçerideki provokasyonları ayrı konuşuruz ama şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'nin toprak bütünlüğü Türkiye'nin önceliğidir. Ortak paydayı büyütmenin derdindeyiz. Suriye'nin güvenli hale gelmesini istiyoruz sözlerinden yola çıkarak. Suriye'deki olayları nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi tabii pek çok etmen var.
Ama işin merkezinde iki tane silahlı örgüt var. Hı hı. Şimdi bu iki silahlı örgütün bir takım istihbarat servisiyle bağlantısı olduğunu, onlardan para aldıklarını, onlar tarafından yönlendirdiklerini biliyoruz. İsimlerini vermeyeceğim. Çünkü onlar bir şekilde pozisyonlarını da değiştirebilirler zaman içerisinde. Orası sahanın kendine özgü bir karakteri orası. Şimdi tabii bu çok önemli bir parametre. Hangi sahikte bunu yaptıklarını iyi bilmemiz gerekiyor. Yani arkasında kim var bu işin anlaşılması açısından. Bir diğer tarafıyla yeni açılan bir sınır kapısı var. Sınır kapısı derken geçiş noktası var. Yani nereye gidiyor? Halep'e gidiyor normalde ama Halep'ten Şam'a kırıyor. Şimdi bunlar zaten bir illegal ticaretleri vardı. Şimdi orada kontrollü bir ticaret gelişecek. Bundan nemalananlar bundan hoşnut olurken bundan nemalanamayacak olanlar hoşnut olmadıkları için bu işin içerisinde girmiş olma ihtimalleri son derece yüksek. Bir diğer tarafıyla Türkiye'den gönderilenler var. Yani deport edilenler var. Özellikle yakın zamanda sınır bölgelerinde kayıt dışı yani illegal girişler tespit edilmiş, onlar gönderilmiş, deport edilmiş onlar ve onların yaşamış oldukları bir rahatsızlık ve o rahatsızlıkla beraber onların olaya dahil olması. Sana var. Bir ek yapabilir miyim? Evet. Sadece o değil. Türkiye sınırları içinde sıkıntılı bulunan, çünkü sürekli bir takip sistemi var biliyorsunuz. Evet. Sıkıntılı bulunan Suriyeliler de şüpheli olarak görülen toparlanıyor ve derhal çıkartılıyor. Aynen öyle. Aynen öyle. Bir de Türkiye ile Suriye'nin yakınlaşma süreci, buna dair ortaya çıkan açıklamalar. Tabii bu orada kandan beslenen, iç savaştan beslenen bir savaş ekonomisi gelişti. Yani savaşın baronları var.